بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على ضبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Alla tadav fil mizan. Ve aqimul vezne bil qisla ve la tuksirul mizan. Ve al arda vada'aha lil enam fiha fakeh ve nakhlu zatul ekmam. Ve al habbu zul ve rayhan. fi beyya ila i rabbik ma tükeldeb. Sallallahu aleyhi ve Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip Hoşlandığı, razı oldu, tüm güzellikleri bize ikram eylesin. Hoşlanmadığı, razı olmadı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bir sayılmasın. Mevla hepinizden razı olsun. Amin. Malum Hüzri Salih Kusya'dan bir beyt. Birkaç ayet ki manası vermeye çalışacağız. Güzel dinleyeceğiz, tesirleneceğiz inşallah. Dinlediklerimizi amel edeceğiz inşallah. inşallah. Mevlam bu yoldan bizlere ayırmasın. Amin. Ben bu tabii sohbette bir iki ifade kullanmak istiyorum sizler inşallah. 17 sene önce yine pazar sabahı 17 sene önce günü de bugün arkadaşlar 17 Mayıs rahmetli Hızır hocamızı biliyorsunuz İsmaila caminin içinde şehit ettiler. Allah kendisine rahmet eylesin inşallah. Gününe denk geldi arkadaşlar. Günü bugün pazar da biliyorsunuz. Pazar sohbetini Çukurbostan'da dinliyor. Ondan sonra İsmail Ağa Camii'ne ders değiştirmeye geçiyor. Nereye geçiyor? Evet. Ondan sonra ders değiştirdikten sonra malumunuz orada sekiz tane kurşun atıyorlar. Sekiz tane. Bir de geliyor dinliyor yani öldüm ölmedi mi diye. Tabii şimdi o uzun bir konu. Oralara girmek istemiyorum. Malumunuz hala faile meçhul olaylar nasıl olduğunu nasıl devam etti onlar belli değil biliyorsunuz. Oralara girmiyorum. Şimdi oralar uzun konular. İnşallah duyarlı birileri çıkacak piyasaya da zamanında ne olacak? Bu işe sahip çıkacak inşallah. <laughs> Rabbim bu yolda bize de başarılar nasip edecek şey inşallah. E, hocam siz e, dedim ya eğer normal şartlarda işin öncüleri bu işi yapmazsa sen yapmaya kalkarsan fitne yapıyorsun olur. Sen yani mücadele etsen, bir dakika kardeşim ne oldu desen, bu sefer sen niye fitne yapıyorsun ne olur yani. O yüzden sessizliğe büründürme sistemi yani. İnşallah Mevla bu yolda da bize başarılar nasip etsin inşallah. Şimdi oraya geçiyorum. Orası bir başka konu da oralara girmiyorum. Rahmetli son senede, 98 senesinde Efendi beraber haç yaptık arkadaşlar. Ne yaptık? Aynı odadaydık. Şimdi bir hoca efendi geldi kendisine. O da ahirette, Allah rahmet eylesin, o da ahirette. Biraz meşakkat var. Cemaat var çünkü, bayağı kalabalığız. Cemaatle de ilgileniyoruz. Hocamın kontrolünde, Hızır Hocahoz'un kontrolünde. O hoca efendi dedi ki ona, hocam dedi ya bırakalım bunları, biz kendimiz başımıza gidelim. Şu ifadesini sunmam sosyal yaşantıyı bilmeyen Müslüman hakiki Müslüman olmamıştır. Yani biz burada bu insanları ne yapamayız? Bırakamayız. Bunun yaşlısı var, genci var, yürüyemeyeni var, şuyu var, buyu var. Nefsimizi düşünüp de onları ne yapamayız? Bırakamayız. Rabbim burayı çok iyi anlamak nasip Bir de şunu anlattığı zaman zevk alırdı. Ama hakikaten zevk alınacak bir konu ama tabii direkt tekrar bunu biraz anlamak anlamak lazım da öyle zevk alınır. Bir defasında diyor efendi ile beraber bir nikah kıyılacak diyor. Nikaha gittik diyor efendi ile beraber. Efendi hastayı gelmişler odaya. O da çok kalabalık. Hızır hocamla beraber gelmişler. O da çok kalabalık diyorsun çok kalabalık olduğundan dolayı dediler ki diyor içeriden efendi dersleri, size yer var dediler yani bir kişilik yer var ya yani aslında. Hızırımla ben aynı yere sığarız buyurmuş efendi dersleri. Tekrar ediyorum. Hızırımla ben aynı yere sığarız. Bunu hem anlatıyor ama anlatırken de zevk alıyor. Rabbim iyi anlama nasip inşallah. O yüzden adam gibi adam diyorlar ya ifade düşük kalır arkadaşlar. Gerçekten çok kıymetli bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin kendisine. Bu işi çok seviyordu. E, ilmi i̇lmi çok seviyordu. Efendisine karşı teslimiyet anlayışı mükemmeldi arkadaşlar güzel insanlar. Manası çok kuvvetliydi. Ama yine hep halktan biri olarak. Yani bir damadım. Ben işte efendinin damadıyım. Efendinin damadı olduğu bir işte bana karşı şey yapılacak bile. Asla asla hep yine mütevazi, son derece halim selim, son derece başarılı bir hayat sürdürdü. Rabbim inşallah kıymet bilenlerde olmuyor, hepimize ikram edesin. İhsan edesin. Ve en netice Haçta da biliyorsunuz Hazreti Hamza'nın orada bir dua ediyor. Çok az kişiyiz yani. Üç beş kişiyiz yani. Hazreti Hamza'nın orada bir dua ediyor. Hem ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Yani şehadet işine ağlıyor ya. Ondan sonra hem de nasıl? Geldiğimiz hafta, Haç'tan geldiğimiz hafta hutbede yine aynı konuyu anlattı. Yine aynı şekilde ağladı. Yine Hazreti Hamza'dan bahsetti yani. Yine aynı şekilde aldı. Sonra en netice malumuz. Mevla Teala kendisine rahmet eylesin inşallah. Bize de kıymet bilmeyi nasip eylesin inşallah. Kısa anlattım, çok anladınız arkadaşlar. Rahmetli Hızlı Hoca öyle şöyle kısa anlatılacak bir şekilde de değil de onu da bilmek lazım. Ama benim için önemli olan şu ifadedir arkadaşlar. Efendiler sizimizden buyurmuş? Biz Hızır'ımla aynı yere sığarız. Allah'ım mı Şimdi gelelim biz Risale-i Kuşçayı'mıza. Ama tabii daha önce de bu ifade kullandım ya, o ifadeyi de unutmayın yani. Onu ilk defa bugün konuşuyorum biliyorsunuz. Ama o ifadeyi kullanmamın da sebebi vardır, onu baştan söyleyelim yani. Allah'ım burayı redi Git sen kardeşlerinle uğraş. Müslümanlarla uğraş. Ondan sonra camianın en büyük değeri olan bir insanın evet öyle hiç fark etmez şekilde sanki vefatının şehadetini kulak tıka o da tabi olmayacak olmayacak bir iş olmayacak inşallah. Şimdi mesela anlaşılmıştır. Biz Risale-i Kusye'den bir bayit inşallah. Sırayla takip ediyoruz. Bugün özel seçmedim burayı. Sırayla takip ediyoruz. Sıramız 48. sayfaya geldi. 48. sayfada da buyuruyor ki Mustafa İsmail oğlu bula büyük şeyh efendi. Oku gelsen bu ilmi enbiya'yı, nebiler talim etti evliya'yı, eriştirdi Hudaya asfiya'yı, budur vasıl eden hep etkıyay'ı. Gönül ilmi gerek hakka gidelim. Kemal Ali Kemal Buyuruyor ki Musa İsmailoğlular büyük şeyh efendi oku gel diyor sen bu bir enbiya'ye gel şu peygamberler ilmini oku yaşa yaşat anla anlamaya çalış bu işten istifade et Şimdi herkese sorsalar tek tek sorsunlar bakalım bize tek tek Allah razı olsun ya. Deseler ki peygamberler ilmini okumak ister misin? Anlayamadım. Herkes istedim diyor. İşte bunu oku ya. Bu işin öncüleri var. Bu işin öncüsü var. Öncüsü. Yeryüzünde şu anda gerçekten bir tane bir tane ve hakikaten bu işin yıllarca yıllarını vermiş mükemmel eğitimcisi. Sen bu işi oku ya. Bu işten uzak durma. Peygamberler oku. Rabbim ikramıyız. Başaracağız inşallah. Nebiler talimet devliyayı peygamberler peygamberler bu işi Allah dostlarına öğrettiler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme Mevla Teala onun kalbini akıttı. O öğretti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün peygamberlere bütün Allah dostlarına bütün Allah dostlarına bu işi öğretti. Rabbim bu işten güzel istifade etmemize ikram edilsin. Ne buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Benim gönlüme bir şey akıtılmadı. Ne akıtıldıysa Hazreti Ebu Bekir'in diyor kalbini akıttım diyor. Mevlam bu yoldan hepimize inşallah istifade istifade. Ne kadar? Ne kadarını söylüyorum? Diyor ya Hızır'ımla aynı yere ne yaparız? Sığarız. Bu ifade önemli ifade arkadaşlar. Rabbim iyi anlamaya ve Peygamberler bu ilmi ne yaptı arkadaşlar? Allah dostlarına öğrettiler. Bize de Mevlam istifade eden nasip etsin. <laughs> Hudaya Bu ilim, bu manevi ilim, Mevla Teala'nın bilme ilmi, saf kulları da Mevlayat temiz, pak olan kulları da Mevla'ya eriştirdi. Yani Mevla'yı bildiler, Mevla'yı tanıdılar, Mevla'yı anladılar. Miracı, ruhani miracı yaşadılar. Rabbim bu minvalde yaşamı hepimize ikram etsin. Şimdi herkeste bir anlayış vardır. Güzel insan, kıymetli insan. Bu işin menbaındasınız ya. Menbaındayız bu işin ya biz. Ya biz bu işin menbaındayız ya. Bu işin gerçekten çok iyi bir noktasındayız yani. Bulunmaz bir yerdeyiz yani. Bu kadar mükemmel bir işin içinde olduğumuza rağmen eğer Mevla'dan gafil bir şekilde yaşarsak, Mevla'yı tanımadan yaşarsak mahcup oluruz ya. Ben açık net söylüyorum ya. Efendi Hazretleri gibi bize hatırlanacaksın. Mevla'nın haberin olmayacak. Ahirete bu şekilde gideceksin. Ya yemin ediyorum sana çok mahcup olacaksın ya. Rabbim mahcup olmaktan hepimiz muhafaza etsin. Böyle bir Allah dostunu, böyle bir Allah dostunu sen ne yapacaksın? Nice ulema, ulema, evli Allah şey ilim sahipleri, nice sahipleri sadece hakikaten manevi yolda eğitim görebilmek için mesafeler kat ederek, mesafeler Allah dostunu tanımaya geldiler ya, efendi tanımaya geldiler ya. Sen kalkacaksın, işin kaynağında olacaksın. Burnunun dibinde olacak tabiri caizse. Ondan sonra Mevla'dan gafil, Mevla'yı anlamadan, bilmeden, tanımadan hatta ve hatta bu işin menbaında yetişeceksin. Çocukluğundan beri bu işin içinde yüze yüzeceksin. Ama hiçbir şey yok. Ya mahcup olmaktan başka bir şey olmaz ya. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Olmayacağız inşallah. Mahcup olmayacağız inşallah. Biraz gayret göstermemiz lazım. Sevmemiz lazım, sevdirmemiz lazım, anlamamız lazım. Yoksa insan gerçekten yabanda kalır insan ya. Bir bakmışsın. Feyiz yok, bereket yok, dert yok. Ölçü yok, ne yaptığını bilmez. Hedefi yok. Hedefi yok. Böyle bir insanın da içini boşaltırlar içini boşaltırlar. Böyle bir camianın da içini boşaltırlar. Gerçek gideceğin hedefi bilmezsen, gerçek gerçekten yapman gereken vazifeleri bilmezsen, hakikaten bütün kardeşlerini bir projeyle beraber, çalışmayı beraber onlara bir hedef göstermezsen, bir Allah dostluğu eğitimi göstermezsen, bir ilim eğitimi göstermezsen, hedeflerinde gerçekten insanlara ulaşmak, tüm Türkiye'de ve tüm dünyadaki insanlar ulaşıp onları Allah'la peygamberle tanıştırma hedefi göstermezsen içini boşaltırlar seni. Rüzgar olursun. Burada eserler o tarafa döner. Burada eserler bu tarafa döner. Hatta bırak kardeşlerin arasında kardeşlerin arasında olmayacak çok basit şeylerden dolayı tartışmalar meydana çıkar. Niye? Hedefin yok çünkü. Hedef göstermiyorsun, çalışma göstermiyorsun. Ne yapacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor, bilmeyen bir insan en netice ne olur? Rüzgarlara kapılır. Bugün olduğu gibi. İnşallah Mevla toparlayacağız inşallah. Toparlatacağız inşallah. Çaresi yok. Ne yok? Yoksa tekrar ediyorum güzel insanlar. Farkında olmaz. insan ideallerinden vazgeçer. İdeallerinden, hayatındaki ideallerinden, ulaşması gereken normal şeylerden vazgeçer. Bir bakmışsın bir başkasının etkisi altına girmiş olursun. Sebebi de bu olur. Allah'ım iyi anlamı yazıyor diye Huda'ya asfiyayı, bu Allah dostları, saf olanları, pak olanları, Allah'ı arzu edenleri Allah'a ulaştırdı. Ruhani miraç yaptırdı. Rabbim bize de ikram eylesin inşallah. Allah Allah. Budur vasıl eden hep kıyayı müttaki kulları ulaştıran da vasıl eden de budur. Ya yani bu sistemle Allah dostluğu yetişir arkadaşlar. Allah dostlarının etrafında, onların eğitiminde, onlarla beraber oturup kalkacaksın, onların lafını dinleyeceksin, onların ölçüsünde yürüyeceksin, Onların kucaklama sistemini, kucaklama sistemini benimseyeceksin. Onların kucaklama sistemini benimseyeceksin. Mevlam burayı çok iyi anlamak istiyor. Çünkü Allah dostları hakiki peygamber ahlakındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyorum size Allah rızası için Peygamber müminleri kime bırakacak ya? Kime bırakacak? Dışlayabilir mi? Öyle bir hakkı var mı? Bu Allah dostlarının da dışlama hakkı yok. Dışlayamaz ya. Yani. Niye? Peygamber ahlakında çünkü. Eksiği de olsa, yanlışı da olsa yine kendi içinde onu yapar. Onu terbiye eder. Rabbim iyi anlamı hepimize Hele hele efendi ise onu tam bağrına basar. O yüzden Mevlam Sultanımızın kıymetini bilmemize ikram eylesin. Ahlakından, bu ahlakından da güzel istifade etmemizi nasip eylesin şimdi? Netice itibariyle demek ki müttaki kulları, Allah'tan korkan kulları, Allah'ı seven, Allah'ı arzu eden kulları ne yapar? Allah'a kavuşturur, ulaştırır. Gönül ilmi gerek hakka gidelim. Cemal-i Baki maalesef. Güzel insanlar bize gönül ilmi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki bana üç ilim verildi. Bir, şeriat ilmi herkese yaymak için. Herkese. Herkese bildirmek. İki, nübüvvet ilmi engellendim diyor. Söylemeye müsaade yok, anlatmaya müsaade yok diyor. nübüvvet ilmi, peygamberlik ilmi. O kendisine ait. Üç, gönül ilmi. Gönül ilmi, o da seçilmişlere diyor. Ahiyava ifşa. Seçilmişlere. Rabbim o seçilmişlere da nöbümüzü ikram eylesin. İhsan eylesin. Eksik kalmaktan bizlere muhafaza eylesin. Şimdi ayetlerimize geldik. Kısa kısa inşallah onlarda ne yapalım? Bağlandırmaya çalışalım. Rabbimi iyi anlamaya bizi ikram Ama şunu da söylemek istedim arkadaşlar. Hızır hocamız Allah rahmet eylesin. Eğitim veriyor. Ne veriyor? Eğitim veriyor. Yine hakkında çok ileri göre konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Söylüyorum ben size. Meş meşhur ifade biliyorsunuz. Şimdi ufakken şimdi Kur'an'la hem hal oluyorsun, hafızlık yapıyorsun falan. İşte okuyacaksın, hafız olacaksın. Özellikle veliler bunu bilirler. Bizim zamanımızda da çok olurdu arkadaşlar. Şimdi birazdan millet sanki uyandı ama millet niye uyandı? Çocuk çocuklarını Kur'an kursuna gönder o yüzden uyandı. Ne, nasıl bir uyanmaksa bu iş işte artık. Siz düşünün yani. Hafız olacak derler ki sana hemen. Ne derler? Ya senin geleceğin ne olacak? İstikbalin ne olacak? Sen perişan olacaksın. Aç kalırsın, susuz kalırsın, bilmem ne kalırsın. Hep böyle. Bu şu ifadeye. Yani. Rahmetli sıraca eğitim veriyor. Hocalar o da o, yoktu yani. Diyorlar ki hoca değirmenin suyu nerede? O kadar özele gitmişler ki en son bir tane dondurmacı dükkanı açtı ya caminin tam karşısında. Efendimiz'in damadıydı damadıydınız hocam. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Arpa gösterir buğday satarız. Ifadesi bu. Ne? Arpa gösterir buğday satarız. Amma velakin dikkat edin. Ne? Herkes üzerine geliyor. Meşhur ifade çünkü. Ne? Bu değirmeyin suyu nereden? Ya sen diyordun ki daha önce bu aç kalacak. Susuk alacak, ters sok ok alacak. Ne olacak senin halin? Perişan olacaksın. Sonra Rabbim yolunu açıyor. istikametini açıyor, rızkını açıyor. Ondan sonra ya hoca bu değirmenin suyu nereden? Seninle gidin seni Allah'tan, Allah'tan. Rabbim iyi anlamda hepimize Tekrar ediyorum. Ne kadar zorlamışlar? En son dondurmacı dükkanı açtı. En son. Baktı ki bunların ağzı dolmayacak Durdu mu? Yine durmadı. Yine durmadı. Çok ilginç bir şey Durdu mu? Durmadı. Şehadeti ne kadar durmadı? Durmadı yani. Kim? Uzaktakiler mi? Yok. Uzaktaki yok yok. En yakınındakiler. Tekrar ediyorum. Şehadeti ne kadar durmadı? Ve uzaktaki yok 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 uzaktakiler değil ya. En yakınında görünenler diyelim. En yakındakiler ifadeler yanlış olabilir belki. Öyle görünenler. Rabbimi yanında bize var O yüzden güzel insanlar. Bu imtihan olur mu? Olur. Olacak mı? <laughs> Olmuş. Sen bir şey değiştireceksin şimdi bu imtihanı ya. O yüzden Rabbim hakkıyla anlamaya mümkün bir eylesin. İhsan eylesin. Şimdi Rahman Suresi okundu bugün arkadaşlar. O yüzden Rahman'dan devam edelim. Bu sureyi Mevla Talha'dan cennette dinleyeceğiz inşallah. Dinler miyiz? İnşallah. Malumunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Evvela Zebur'dan Davut Aleyhisselam okuyacakmış Davut Aleyhisselam. Çok kuvvetli okur. Ağaçlar, taşlar, dağlar, taşlar hepsi ona onunla beraber aynı şekilde şey tutarlarmış yani. Aynı ifadeleri söylerlermiş. Beraberce Beraber okurlarmış. O kadar müthiş okurmuş Davut Aleyhisselam. Dinleyeceğiz inşallah. İnşallah diyeceğiz de. Sizin cennete niyetiniz yok galiba. Mevla diyecekmiş ki Buyuracak mı Mevlamız? E, var. E, ya Rabbi dahası olur mu ya? Var. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve okuyacak. Muhammed suresini inşallah. Dinleriz Allah azizle. Seversin sen çünkü Kur'an dinlemeyi elhamdülillah. Rabbimiz söyler, dahası var. Ya Rabbi bundan dahası olur mu ya? Çünkü mest oluyor insan. Zevk içinde gerçekten Orada öyle bayılıyor tabiri caizse yani zevk içinde. Yani. Eriyor. E peygamberi dinliyor ya. Ondan sonra Mevla kendi sokacak arkadaşlar ya. Bir ifadeye göre En'am suresi, bir ifadeye göre Rahman suresi. Yani Rahman suresi arkadaşlar. Rabbimizden dinleyeceğiz inşallah. inşallah. Mevla diyecek ki dahası var kullara diyecek. Be. Ya Rabbi dahası olur mu? Dahası var nedir o ya Rabbi? Cemalini açacak. Cemali. Doya doya seyredeceğiz inşallah. i̇nşallah, inşallah. Rabbim iyi anlamda ikram edesin. Amin. Bu işi bizi layık edesin inşallah. Amin. Ama açık ve net söylüyorum arkadaşlar. İnsan seve seve bu işi takip ediyorsa kalkacaksın bu saatlerde buraya ne? Sohbete geleceksin. Bu işe adamısın demektir arkadaşlar. Rabbim bu işten bizi ayırmasın inşallah. Niye adam bu saatte niye kalkıp gelecek? İşte Rabb'i isteyecek. Yani. O zaman. İnşallah Mevlam tam kıymetli bir yasayı Şimdi Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. O Allah Rahman'dır. Dünyada hem müminlere hem kafirlere acıyıcı olan Allah. Dünyada ama. Ahirette sadece müminlere. Dünyada kafirlere fırsat veriyor mu? Her türlü fırsat veriyor. Nimet veriyor mu? Her türlü nimet veriyor. Sınırsız nimet verebiliyor Mevlamız. Çünkü ahirette payları yok. O yüzden Rabbim ahirette sadece rahim yani müminlere inananlara var arkadaşlar. O yüzden bu rahim sıfatının da tecellisine inşallah mazhar olmayı Hepimiz nasip etsin inşallah. Çok önemli arkadaşlar. Ama ve İbrahim Aleyhisselam dua etmiş. Ya Rabbi. Rabbi ceal aza beledun aminen. Ve arzuk ehlehu min etemerat men amine minin billahi ve illa milahir. Bu beldede ima eden, Allah'a ima eden, ahiret ima edenlere bolca rızıklandır diye dua ediyor. Beytullah Mekke-i Mükerreme ile alakalı. Mekke ile alakalı dua ediyor. Ama ima edenlere dua ediyor. Mevlamız diyor. Gâle ve men kefere fevmette'uhu galilen sümme azzarruhu ila Yok yok diyor Mevlamız. O kafirlere de vereceğim diyor. O kafirlere de vereceğim. Ama sonra onları yakalayacağım diyor Mevla Teala. Rabbim burayı iyi anlamaya hepimiz ikram. O yüzden dünyada hem mümine hem kafire var mı? Hatta kafire biliyorsunuz çok daha Mevla fazla verme durumu olur mu? Olur. Daha ileri de olurdu da ama müminler ne yaparlar? O tarafa meyil ederler. Onların diyor saraylarını diyor altınlardan, gümüşlerden, incilerden yaptırırdım diyor. Ama diyor müminlerin kalbi ne yapar? O tarafa kayar. olmadı halde kayıyor be kardeşim ya. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Adamlar bataklıkta ya bataklıkta ya. Perişan adamlar. Gözümüzü boyuyorlar. Gidiyorlar. İşte batı batı batı. Ulan ba batıyorlar ve batıyorlar ya. Hala değişik bir hastalık mı kardeşim? Bu ne biçim bir özentilik ya? Ya bu nasıl bir özentilik ya? Gerçi uyanma var elhamdülillah. En son yoklamada biliyorsunuz araştırmalarda %68 istemeyen varmış. Çok iyi bir rakam. İnşallah yüzde yüz olacak inşallah. inşallah. Adım adım gidiyor oraya. Hı. Ama e, millet anlamıyor ki ya. Zannediyordu ki bir şey var. Ne var, Ne olacak ya? Ya. Evet. Allemel Kur'an. O Kur'an-ı Azimüşan'ı bildirdi, öğretti. Kur'an-ı Azimüşan'ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya öğreten Allah'tır Celle Celaluhu. Bizlere bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderen, bildiren, öğreten Mevla Teala'dır. Peygamberimiz vasıtasıyla. Peygamberimize çünkü Mevlamız öğretti. Lazım olan bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerini, lazım olan şu güzellikleri Mevla Teala bize bildirdi. İnsanı çünkü en iyi bilen Allah'tır. Onun yaşantısını en iyi bir şekilde, huzurunu en güzel şekilde... Huzurunu, huzurunu en güzel şekilde bilen Allah'tır. Ölçü Allah'tan olur. Yapıyorsun hatayı. Anlayamadım ne yapıyorsun? Hatayı yapıyorsun. Yani Allah'ı dinlemiyorsun yani Türkçesi bu. Sokatı, sonra da tokadı yiyorsun. Ondan sonra başlıyorsun. E ne oldu? Ya nasıl olacak? Böyle mi olacak? Ya mübarek adam. Niye zamanında sen Allah'ı dinlemezsin? Hocam bunu bu ifadeyi bir şeye bağlamak istiyorsun. Hemen söyleyeyim. Adam faize bulaşıyor. Giriyor, batıyor özellikle. Veya faiz ifadeleri kullanmadan böyle şeylere batıyoruz. İfade faiz değil ama yaşantı faiz, hareket faiz. Batıyor, Ondan sonra tokatı da yiyor. Ondan sonra başlıyor şey yapma, çırpınmaya. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İşin başında Rabbini dinleyeceksin. İşin başında bir iş yaptığında hangi iş olursa olsun bakacaksın Rabbim ne buyuruyor? Ben bu işi yapacağım ama Rabbim ne buyuruyor? Ne istiyor? uygun mudur, değil midir? Rızkımı veren Rabbim, önümü açacak, önümü, açacak olan Rabbim, benim güvenmem gereken Rabbim. İnşallah başaracağız. Eğer Kur'an'a kulak verirsek başarırız arkadaşlar. İşte Kur'an'ı aldığım şu an, zaten bunun için var. Yani bize bu hayatı öğretmek için var. Huzuru öğretmek için var. İster anla ister anlama. Bu Kur'an bize huzur için var bize darlık olsun, sıkıntı olsun için ma aleykel Kur'an Size meşakkat olsun için indirilmedi bu Kur'an. Kim buyuruyor? Allah Allah. Bu Kur'an azimüşşan bize sıkıntı olsun, dert olsun, üzüntü olsun, meşakkat olsun. Yap, dinleyenler sıkıntı içinde boğulsun. İçin değil arkadaşlar. Huzur için huzur. Yaşa Huzuru bul. Başaracağız. İnşallah. Yaşamazsak çekeceğiz, çekeceğiz. Tokat yiyeceğiz. Allah hepimizi mağmur Veya karanlıklarda kalacağız. Halakal insan. O insanı yarattı. O Allah insanı yarattı. Ya biraz bunları tabii tefekkür etmek lazım. İncelemek lazım. Ya insan biraz kendisini tefekkür etse, A'dan Z'ye her şeyine bir baksa, en ince teferruatına kadar her insan ne yapılmıştır? Her zerresiyle en ince teferruatına kadar mükemmel yaratılmıştır ya. Ya Allah rızası için hiç düşünüyor musun ya sen? Biraz tefekkür ediyor musun? Tefekkür, tefekkür etmek lazım ya. Şu parmaklarımızın şu oynamasını falan hiç düşünebiliyor musun ya? Şu parmaklarımızı şöyle bütün mafsallarının rahat rahat oynamasını falan inceliyor musun? Bir bakar mısın sen ya? Hiç düşünmediği şeylerden bir tanesi. Rahmetli sözlerde ki, şura, bütün nimetler hepsi sonsuz derdi de, şura, 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 şu, 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 şu çerçeve olmasa, şu çerçeve, şurası ya derdi. Allah rahmet eylesin. Şu çerçeve olmasa insan hale düşünebiliyor musun derdi ya. Şu çerçeve, şurası. Nasıl çorba içeceksin derdi ya. Nasıl şunu yapacaksın, nasıl bunu yapacaksın? Sadece bir çerçeve, ufacık bir yerde. Her zerremiz, her zerremiz mükemmel. Saymaya kalksan nimetleri üzerinde, üzerinde. Dışarıyı bırak. Üzerinde, kendinde. Nimetleri saymaya kalksa sayamazsın Mevlamız buyuruyor. Ve intaudu nimet Allah'a. Ama bir tane imtihan vermiş Mevlamız. Anlayamadım kaç tane? Sonsuz nimet vermiş. Bir tane imtihan varmış. O imtihan yüzünden de insan innel insan le zalûmun Sonsuz nimet bir imtihan insan nankör. Yine insan ne? Nankör. Hem de zulüm derecesinde nankör. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz inşallah. Tefekkür edeceğiz, inceleyeceğiz, takip edeceğiz, bakacağız. Hakikaten kendi azalarımızdan başla. Dışarıya bak, sen bıraksın dışarıyı, bırak. Kendi azalarından bir başla bakayım. Şöyle bütün nimetleri bir incele bakalım. Allamehul beyan. Bu beyanı da diyor insana diyor. Kendini anlatma kabiliyetini, bildirme kabiliyetini, dertlerini bildirme kabiliyetini, açıklama kabiliyetini, güzellikleri anlatma kabiliyetini insana biz öğrettik diyor Hazreti Allah. Allah'ın burayı da iyi anlama düşünsene bak ufak yani. çocuk ufak oluyor. Ne yapamıyor? Derdini anlatamıyor. Doğru mu? Doğru. Bak sonra ne yapıyor? Büyüdükçe Mevla ona öğretiyor. Öğretiyor, öğretiyor. Ondan sonra sırf geveze oluyor. <laughs> Çene oluyor yani Şimdi çocuklar ufak yaşta başladı bu işe. Anlayamadım. Ne yaptılar? Ufak yaşta. Bir bakıyorsun ufacık çocuk tak 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 tak. Allah Allah diyor. insan şaşırıyor. Ufacık çocuk. Nereden bilecek bunu diyorsun ya? Mevlam ne diyor? Öğrettim diyor, öğrettim. Allah'ım iyi anlamı nasip etsin. Evet. Ama tabii bu beyanı da güzel yerlerde kullanmak lazım arkadaşlar. Ne yapmak lazım? Bu son olaylarda, son şeylerde, programlarda, çalışmalarımızda arkadaşlar. Hep şunu üzerinde duruyoruz biz. Çok duruyoruz bunun üzerinde yani. Burada da söylemek istiyorum. Bizim normalde halkımız halkımız bilinçlendirilme durumunda çok zayıfız. Kendimizde zaten böyle bir merak yok. Ne yok? Ya bir böyle bir gerçekten bir merak edelim, öğrenelim, bakalım bu işin işi gerçekten başı nedir, ortası nedir, sonu nedir? Bunları bir inceleyelim falan yapalım falan. Öyle zaten öyle bir derdimiz yok yani. Bizim öyle bir derdimiz yok. Ama normal şartlarda bu işi yönlendiren insanlarda da böyle dert yok yani. Ya bu insanları bilinçlendirmemiz lazım, önlerini açmamız lazım, görmesi lazım, anlaması, gerçekten olayları haklı bağıtlı ayırması lazım, olayları incelerken gerçekten hakkani gözle bakması lazım. Yoksa taraftar gözüyle ne yapmaması lazım? Anlayamadım taraftar gözüyle bakmaması lazım. Şimdi maalesef bir taraftar gözüyle böyle bizi ne yapıyorlar? Sürüklüyorlar. Herkes bir tarafı taraf olmuş ya. Yani. Hatta bu alışkanlığı bize bak takip edin. Ufak yaşta veriyorlar. Ufacık çocuk bir bakıyorsun. Hangi takımı tutuyorsun sen? Hemen tak buraya bağlamış. Gördün mü? Taraftar mantığı kaç yaşında başlıyor? Ufacıkken başlıyor yani. Ondan sonra sonra ne hangi bölümde olursa olsun, nerede olursa olsun taraftar mantığı devam ediyor. Ya bir dakika be kardeşim bak burada bir yanlış var ya. Diyemiyor. Taraftar ya çünkü. O yüzden Rabbim bize uyanmayı nasip eylesin. Bu çok önemli bir ifade ha. Bundan basit almayın yani. Yoksa öbür türlü bu beyan, bu açıklamalar gerçekten halka indirilmediği takdirde halk sadece rüzgara kapılıyor, kuvvetin yanında oluyor. Rüzgar ne taraftan kuvvetli istiyorsa, e hak tarafından istiyorsa hak tarafına, batıl tarafından istiyorsa batıl tarafına kayıp gidebiliyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Mesela anlaşılmıştır. Eşşemsu vel kamaru bi husman. Mevla Teala nimetlerini saymaya devam ediyor. Şu güneş diyor Mevla Teala. Güneş, ay, her biri bir nizam içinde, hesap içinde, kitap içinde, bir mükemmellik içinde, kendi etrafında, dünya etrafında, hepsi bir seyir halinde. Hepsi bir seyir halinde. Yaklaşmaları, uzaklaşmaları, Doğması, batması her biri mükemmel diyor Hazreti Allah. İnceler misin? Var mı böyle bir arzu işi yakın? Senin derdin çok mu kardeşim? Sen nereden inceleyeceksin ya? Rabbim bu yanmayı İnceleriz inşallah. Mevlamız böyle bak. Bunlar benim nimetlerim diyor Hazreti Allah. Benim size sunmuş olduğum mükemmel nimetler, sonsuz nimetler. Bunlar ne yapılmalı? Ve senin için Burası çok önemli Anlayamadım kim için Senin için ya İnsan insan Senin için ya bak Senin için güneş doğuyor be kardeşim Senin için yağmurlar yağıyor. yerden bitiriliyor Hocam Benim e senin için tabii. Sen yemiyor musun o yerden bitenlerden Anlayamadım Anladım. Sen yemiyor musun ya o gökten yağdır Allah yerden bitenlerle sen yemiyor musun? Sen içmiyor musun ya? E işte senin için işte. Sen şimdi biliyorum. Onu çok geniş alacaksın. Niye? Kendin için yapmazsın. Kendin için olur. Herkese var. Ya herkese var. <laughs> Dayanamazsın zaten. Sade sana olacak. Özel olacak sana bir daha. İnan özel özel. İnan özel ya. Senin için özel ya. Düşünsen göreceksin. Mevla senin için senin rızkını sana özel gönderiyor. Sana özel hazırlattırıyor. Özel önüne geliyor ve kimse senin rızkını engel olamıyor. Biliyor musun onu? Alamıyor senin rızkını. Ve hepsi de senin sana has. Bütün azalarını güçlendiriyor. Hepsi sana has. Ama sen onu o özelle alakalı ne yapmıyorsun? Tefekkür etmiyorsun. İncele sen bakacaksın hepsi bana özel ya bak. Tak tak tak. Bunu kimse yiyemedi işte. Senin önüne geldi. Sana geldi. Senin için hazırlandı. Tak. Düşüneceğiz. Düşünmeyecek miyiz? Düşüneceğiz inşallah. Ve necmu ve şeceru Bu ağaçlar diyor, çimenler, otlar, bitkiler hepsi diyor Mevlamız Rabbine secde ederiz. Şimdi buradaki secdeyi de şöyle düşünmemek lazım ona nasıl secde? Yani bizim secde anlayışımız değil, tabi arnımızı secdeye koymak. Doğru, insandaki secde anlayışı bu. Ama onlardaki secde anlayışını böyle bekleme. Onların bu şekildeki varoluşları, devam edişleri, hayatta oluşları Mevla Teala'yı secde halidir arkadaşlar. Erbabınca malum. Erbabı onların o halini, yani o ağacı, o bitkileri, o nebatatı gördüğünde Erbabı bilir. Bilir ki sen söyle onlar ne yapıyorlar? Rablerine secde ediyorlar. Boyun eğiyorlar. Rabbim bize de anlamak kabiliyet nasıl etsin. Çünkü Mevlamız biliyor, Yerler tüsebbühü lehu semavatü sebu vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbühü bihamdihi ve lakin la tefkuna tesbihah. Yerlerde göklerde ne varsa her şey Rabbini tesbih ediyor. Her şey ayırmıyor Mevla Teala. Ancak onların tesbihini siz anlamıyorsunuz diyor Mevla Teala. Şimdi sen anlamıyorsun diye tesbih etmiyor mu o? E ben anlamıyorum yani Sen anlamıyorsun diye tesbih etmiyor diye bir şey yok. O onun, ona hastır onun tesbihi. Rabbim inşallah anlamayı nasip etsin. Ve <laughs> vada refa'a ve Bu gökyüzünü diyor Mevla Teala bir yük, yükselttik, yükselttik. Bunu da hiç düşündün mü ya? Mevla Teala göklüsünü şöyle getirse şey tam kafamızın üstüne koysaydı. Düşünmüyoruz ki biz ya. Biz acayip biz ya. Biz çok değişik bir haldeyiz ya. İşte böyle alıştık gidiyoruz ya. Yani. Bu kadar nimet, o kadar nimetin içinde boğulmuşuz ki ya nimetin içinde olduğumuzun farkında değiliz ya. Büyüklerimiz anlatır biliyorsunuz. Büyüklerimiz ne anlatır? Balıklar diyor balıklar birbirine sorarlarmış ya su Sudan bahsediliyor. Çok büyük bir nimet olduğunu söyleniyor. Nasıl bir şey bu su ya? Balıklar neye soruyor? Nerede soruyorlar? Denizin içinde soruyorlar. Su nasıl bir şey? Bu işin işte ehline soruyorlar. Diyorlar ki su diyorlar su. Diyor ki gördüğünüz her taraf diyorlar. Gördüğünüz her taraf diyorlar. Şimdi nimet hangi nimet ya? Nimetin içine gark olduk biz ya. Ama farkında değiliz. Alışkanlık haline gelmiş biz. Normal ne yapıyoruz? Alışmışız. Ama bir nefes alışverişini sen illa hasta olunca mı anlayacaksın ya bunu? Yapma Allah razı olsun. Yapma ya. Nefes alışverişini sen hiç anlıyor musun onu? Anlamıyor, anlamıyor. Anlıyor gözüküyor. Ama bir hasta ol, astım hastalarına sor bakalım. Bir sor. Bir zorlandıklarını bir gör. İnşallah anlayacağız arkadaşlar. İnşallah. Ve vallahi mizan. Mizanı da diyor Mevla Teala, biz koyduk diyor. Ölçüyü. Şimdi bu ölçü tartıyla alakalı ölçü de böyledir arkadaşlar. Normal tartıyla alakalı ölçü nedir? Onu Mevla Teala koymuştur. Ama asıl insanın kendi ölçüsü arkadaşlar. Kendi varlığındaki ölçü. Verilen nimetlere karşı davranışındaki ölçü. Aşırılık yapmaması. Aşırılık yapmaması. Yanlışa meyil etmememesi. Bir bak bakalım be hayatına bir Allah rızası için ya. Ve Teala'nın vermiş olduğu nimetleri nasıl kullanıyorsun? Özellikle ve özellikle iç organlarına bir bakar mısın? Rica ediyorum. Onları nasıl muamele yaptık duruyorsun? Şimdi söylettirmeyin bana. Kızacaksınız ki sabah sabah bak <laughs> ne yaptı bu ya. Bizim? Mevla sana ne büyük nimetler veriyor ya. Bak bu göz nimetleri özellikle Allah'ın bu evlatlarımıza bize de inşallah bu yolda başarılar nasip etsin. Hepimizi muhafaza edersin inşallah. Bu göz nimetleri ne büyük nimet. Doğru mu? Doğru. Ama şimdi te tehlike var. Hoca ne tehlike var? Çocuklar var ya. O bilgisayarların, televizyonların, telefonların karşısına bir geçiyor. Göz nimetlerini sıkıntı içinde kullanıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Sağ olun. İnşallah öyle. Bu işe ölçü inşallah. Ölçü ölçü ölçüye dikkat etmeye nasıl bilirsin inşallah. Bunun gibi bunun gibi özellikle şu ya sigaranın üstünde ne yazıyor sigaranın üstünde? Anlayamadım. Zararlıdır. Zararlıdır olur mu ya? Öldürür diyor ya. Ya öldürür diyor ya. Ya nasıl bir alışkanlıksa? Ya biliyor adam ki neyi biliyor? Ya bu var ya bana diyor büyük zarar veriyor diyor be. Bütün içindeki organları gerçekten zehirlediğini, duvar altında bıraktığını, perişan ettiğini ne yapıyor? Anlayamadım. Biliyor ha biliyor diyor. diyor. Ama bak yine devam. Üstünde yazıyor ya. Görmüyor mu? Başka bir şey olsa, bak samimi söylüyorum. Işte alışkanlıklar çok kötü şeyler. yani. Başka bir şey olsa çocuğuna... Aman ellem ona yeme ölürsün. Ya o da öldürür diyor. Değişik bir şey ya. Kurtaracağız inşallah. inşallah. Ama ben açık söylüyorum. Biliyorsun bu kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğu çıktığında ben çok etkilendim. Ya dedi bunu herhalde işlemez bu millet dedim ya. Ama bayağı tuttu. Yani yüzde seksen tuttu yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Demek ki bu millet Böyle yavaş 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 ne yapar bu işi? Tam bırakır inşallah. İnşallah, i̇nşallah desek de niyetiniz yok ya. ya. Anlaşıldı daha burada bile adam işi şeyinde. Allah'ım kurtarsın inşallah. Amin. Netice itibariyle kısa anlattım çok anladınız. Yani ölçüye dikkat inşallah arkadaşlar. Mizana dikkat. Şimdi İsa Aleyhisselam bir topluluktan geçiyordu. Ne yapıyordu? Bir topluluktan geçiyordu. Baktık hep selak olmuş. Oradan bir tanesine İsa özelliği biliyorsun neydi? Ölüleri diriltmek. Kum bi'idillah. Allah izniyle kalk bakayım dedi. Kalktı. Dikkat edin buraya çok önemli ha burası. Dedi ki ne iş dedi, ne durumumuz ne? Halimiz <laughs> Helak olmuş bu Ben dedi dışarıdan geldim misafirdim. Burada dedi alışveriş için geldim. Alışveriş için geldim dışarıdan geldim. Ama bunların dedi kötü bir ahlakı vardı. Ne? Teraziye, ölçüye dikkat etmezlerdi. Teraziye, ölçüye dikkat etmediklerinden dolayı yani ölçüde hainlik yaparlardı. Mevla bütün Müslümanları muhafaza etsin. İnsanları da muhafaza etsin inşallah. Sırf ondan dolayı Hazreti Allah bunları merak ettiği. İki tane, üç tane, beş tane, on tane sebep yok. Kaç sebep var? Ondan sonra peki senin durumun ne? Ben diyor dışarıdan gelmiş diyor. Cehennem diyor etrafında dolaştırıldım. Ne olacağım belli değil diyor. Garibim yanmış. Onların arasında bulunmaz hesabı. Rabbim hepimiz bu O yine ticaret için gelmiş. Zevken bulunursan hâlû fîme küntüm. Senin burada ne işin var denecek sana ya. Yapma be. Ya ne olur yapma ya. Dikkat et. Ne, ne, ne denecek sana? Senin bu beğenilmeyen, hoşlanılmayan, rahatsız olunmayan insanlar arasında ne işin var? İnsan ne diyecek diyor Mevlamız? Der zaten biliyorsunuz insan. Hâlû künne müstazafine fil Ya Rabbi biz zayıftık, acizdik, nefsimiz uyduk şeytan uyduk, kandırdılar bizi. O yüzden dolayı Ya Rabbi buradaydık. Gördün mü mübarek adam ya? Ne işin var senin ya? O yüzden Mevlam razı oldu, hoşlandı, beğendi yerlerde olmayı bir zikr Elle tedavu fil mizan diyor Mevlamız. Ne yapmayın? Mizanda azgınlık yapmayın. Ölçüyü aşırmayın, taşırmayın. Ölçü neyse? وَقِيمُ Doğrulukta olun diyor Mevlamız. Ama tekrar ediyorum sadece ölçüyü yani terazi olarak almayın. Hayatımızın her alanında arkadaşlar ölçü lazım. Her alanında. Her alanında. Nerede bulunuyorsak, hangi ölçülerde bulunuyorsak, ibadetlerimizde, ifadelerimizde. Bak mesela Tartışmaya mı girdin? Asla ölçüyü ne yapma? Aç Aç. Hikmeti daha. bir doluyorsun. Nefis mi giriyor işin içine? Olmayacak ifade kullanırsın. Olmaz. Yakışmaz sana. Yapma. Ölçüyü ne yapma? Taşı. Ya ama hocam o bana şöyle. Ya o ne yaparsa yapsın. Sen ahlakınca davran. Sana yakışan şekilde davran. Sen ölçünü mutlaka dikkatli davran. Kendini ezdi dönmüyor ama kalkıp da ezicem diye olmayacak ifadelerden atma. Kullan. Ama şimdi maalesef bu işi perişan ettiler. Rabbim muhafaza eylesin. Vel azze ve enam diyor <laughs> Mevla Bu yeryüzü sizin için yaşanacak bir ölçüde yarattık mı Mevlamız? Yeryüzünü düşündün mü hiç sen? Onu da düşünmezsin sen. Ciddi söylüyorum ben. Niye? Düşünsene şöyle Mevla hep zikzak zikzak diye zikzak ne yapacaktın? Böyle de, devamlı böyle git gel, Ne yapacaktın o zaman? Ya. Nerede yerleşecektin? Nasıl oturacaktın? <laughs> Binaları böyle dikerdin yemin ediyorum sana. Biliyor musun? O yüzden her şeyi Mevla Teala ne yapmış? Yerli yerinde mükemmel. Her şey. Rabbimin yanına yapıyor. Fiyâ fâkiye ve nehlü ekmam diyor Mevla Teala. O yeryüzünde nice meyveler, nice hurmalar, mükemmel nimetler, kokulu kokulu nimetler, aynı zaman bitkiler ve sonsuz nimetler Mevlamız. Sonsuz nimetler Mevlamızın hangi nimetini nasıl yalanlıyorsunuz diyor Mevlamız ya. Bu kadar nimetleri gördüğünüz halde nimetler içinde bulduğu özelde nasıl Rabbinizin nimetini nasıl yalanlarsınız diyor ya. Rabbim yalanlanmaktan hepimizi muhafaza edin. İşin ciddiyetini anlamaya bir müzik rahmet eylesin. İhsan etsin. Eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Mevlam bu işi nasıl anlamamız gerekiyorsa, kendisini nasıl anlamamız gerekiyorsa, esmasıyla, isimleriyle hani, sıfatlarıyla, özellikleriyle, Eserleriyle atar diyorlar ona. Efaliyle, işleriyle o sonsuz nimetlerini nasıl anlamamız gerekiyorsa Mevlam cümlemizi o anlayışı nasip eylesin inşallah. Amin. Nankör olmaktan, nankörlüğe düşmekten hepimizi muhafaza edesin. Amin. Vermiş olduğu nimetlere karşı şükür kabiliyetimizi şükür kabiliyetimizi artırsın inşallah. Amin. Şunu bak seneler önce söyledim yine söylüyorum. Ve bitiriyorum bunları arkadaşlar. Ama seneler önce söyledik. Bak çoğu arkadaşımız bilirler. 10 sene önce, 20 sene önce söylediğimiz bir ifade bak yine aynı şekilde söylüyorum. O zamanki şartlarda yine verilen nimetler hep nankörlük. Nankörlük. Adama gidiyorsun mesela ticaretle meşgul. Ölüyoruz gidiyoruz bitiyoruz. Ölüyoruz gidiyoruz bitiyoruz. Ya yapma Allah ya. Yapma bak bunu böyle yaptıkça Mevla Teala sen şükretmedikçe seni diyor daraltacağım diyor Mevla ya daralacaksın. Azalacak diyor Mevlamız ya. yapmaya Yok. Adamın işleri de iyi olsa her şey iyi olsa karşındaki belki borç ister diye tabi. <laughs> bir şey der diye hemen bir başlıyor. Ölüyorum gidiyorum bitiyorum. Ölüyorum gidiyorum bitiyorum. Ölüyorum gidiyorum bitiyorum. Ondan sonra Mevla devamlı bak devam. devam. Şimdi de aynı bak. Git. Herkes ağlıyor. Ne ağlıyor? Ne ağlıyor be kardeşim? Ne ağlıyor? Yani? Sen Suriye'deki, Irak'taki tüm dünya Müslümanların halini görmüyor musun ya? Yine bak evim var, barkın var, kafanı sokacak bir yerim var. Var mı yok mu? Ha? Ve Mevla vermiş olun nice sonsuz nimetler var. Ondan sonra öyle veya böyle israflı bir şekilde yiyorsun. İsraflı bir şekilde. Ben demiyorum dedi. ne, ne, İslam'da yiyorsun. O, o, ne demek? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer ya. Emir müminin. Ne? Müminlerin emiri. Halife. Önüne tek 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 çeşit yemek geliyordu. Kaç çeşit? Bir defa iki, iki çeşit gelmiş. Kaç çeşit gelmiş? Ne oldu demiş ya. Şerap mı kalktı? Şimdi bak buna bak ya biz biliyoruz buna. Gerçekten niye? Zannediyoruz ki bu laf ne alakası var? Öyle, öyle değil ya. Bak çok önemli bir laf bu. Dikkat et. Ne demiş? Şeriat mı kalmış? Niye hocam öyle demiş? Çünkü o emir Al müminin önder. O iki alırsa cemaat kaç alır? Üç, dört, beş, on beş, otuz beş, kırk beş. Ondan sonra ondan sonra adam onları zaten bulabilmek için bir mücadele haram mı helal mi ne yapmaz? Düşünmez. E şimdi Allah rızası soruyorum size. İnsan normalde otursa buğday ne anlayamam ne? Söyle bakayım. Buğday ekmek bulan diyor katık Aramasın. Arpa ekmeği yerse katık arayacaksın O da su yani. Yalnız çalışılmasın. Eğer buğday ekmeği yiyorsa ne aramayacaksın? <laughs> Maşallah. <gülüyor> nasıl talip ettim sizi inşallah. Allah'ın bize bunu iyi anlamayı nasıl <laughs> Buğday ekmeği bulan ne aramayacak arkadaşlar? Gerçekten şu ahlakı yakalamış olsak, önümüzde şöyle bir çorbayla veya bir çeşit yemekle kalkmış olsak, ya soruyorum sallarınızı sizin bu muamele olur mu ya? Ama şimdi öyle ki herkesin kendine ait değişmez masrafları var. Artık ufacık çocuğundan tut. Ufacık çocuğundan ya. Onun da masrafı var kendine ait. Ne olacak? İşte babacığım e, kontrol olacak Sonra bilmem ne yapacağım. Bilmem ne yapacağım. E sen şimdi bunları yetiştirmek için ne yapacaksın kardeşim? Dümdüz yaşayacaksın işte. Rabbim hep bizim ağabeyiz. Evvela şu islafı şu islafı. Şu işlafı iyi öğrenmeyi nasip etsin. Ve şükür kabiliyetimizi de Mevlam artırsın inşallah. Amin. Mevla hepinizden razı olsun. Amin. El Fatiha.